1929 yılında Piri Reis haritası Topkapı Sarayı'nda bulunduğunda ilk anda çok büyük heyecan yarattı. Çünkü Güney Amerika kıyıları tam olarak haritada gösteriliyordu. Türk ve yabancı uzmanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Zamanla harita halkın ilgisini kaybetti. Ta ki 1956 yılında bir Türk deniz subayı haritanın kopyasını Amerika Birleşik Devletleri Deniz Hidrografik Ofisi'ne hediye olarak verene kadar. İlk incelemelerin ardından detaylı olarak araştırılması için uzmanlardan ve amatörlerden oluşan bir ekip görevlendirildi. Önce haritanın nasıl çizilmiş olabileceği tespit edilmeye çalışıldı. Birkaç yıl harita üzerinde çalışarak Piri Reis'in merkez olarak kullandığı meridyenin nereden geçmiş olabileceği tespit edilmeye çalışıldı. Sonunda Amerika Hava Kuvvetleri'nin 1943 yılında Kahire merkezli bir haritası örnek alınarak haritanın eksik kısımları tamamlandı. Amerika Hava Kuvvetleri haritası, azimutal projeksiyon kullanılarak çizilmiş merkezi Kahire'de olan bir haritadır. Haritanın çizimi için askeri istihbarat birimleri tarafından çok yüksekten çekilen hava fotoğrafları kullanıldı. Bu fotoğraflar, bölgenin topografyası hakkında ayrıntılı bilgi sağladı. İki harita birbiriyle karşılaştırıldığında aralarındaki korkunç benzerlik araştırmacıları şaşkına çevirdi. Çünkü Piri Reis'in zamanında çok yüksekten fotoğraf çekme gibi bir teknoloji mevcut değildi. İşte bu noktadan sonra teoriler ard arda üretilmeye başlandı. Gelin isterseniz önce paranormal teorileri inceleyelim. Amerikalı araştırmacı yazar Charles Hapgood, 1966 tarihli Antik Deniz Krallarının Haritaları adlı kitabında harita üzerinde yapılan çalışmaların detaylarını anlattı. Ekibin yaptığı çalışmaya göre haritanın bazı bölümlerinde bulunan ayrıntılar o dönemde bilinmeyen bir coğrafi bilgiye dayanıyor olabilirdi. Özellikle Antarktika'nın ve Atlantis'in harita üzerinde gösteriliyor olması ihtimali vardı. Hapgood, Piri Reis'in böyle bir bilgiye sahip olma ihtimalinin olmadığını, neticede bu bilginin ancak çok gelişmiş bir uygarlık tarafından elde edebileceğini savundu. Piri Reis'in kendinden önce yaşamış ve çok gelişmiş bir uygarlığın haritalarını kaynak olarak kullandığını yazdı. 1968 yılında Erich von Däniken, Tanrıların Arabaları kitabında Hapgood'un teorisini bir adım yukarı taşıdı. Haritanın uzaydan çekilen fotoğraflara benzemesi sebebiyle Osmanlıların yeni teknoloji üretmelerine yardım eden uzaylılar olduğu sonucuna vardı. Aslında sorulması gereken en önemli soru şudur. Piri Reis'ten sadece 50 yıl sonra kendi projeksiyonunu geliştiren Flaman haritacı Gerardus Mercator için neden uzaylılardan yardım alarak harita çizdi denmemiştir? Bunun sebebi ise paranormal teorilerin hepsinde gizli bir aşağılama olduğu gerçeğidir. Araştırmacılar Piri Reis'in haritasının Mercator projeksiyonuna çok benzediğini gördüler. Nasıl olur da Müslüman bir Türk haritacı Avrupalılardan önce böyle bir harita çizer? Bunu kabullenmek demek, Mercator projeksiyonunun isim hakkının Piri Reis'e verilmesi gerektiğini kabullenmek demektir. Maalesef bu cesareti gösterecek akademisyen günümüze kadar çıkmadı. Yurt dışında dile getirilen teorilere ek olarak, yurt içindeki araştırmacılar da kendi teorilerini geliştirdiler. Bunlardan ilki, Piri Reis'in zamanda seyahat ederek Hazreti Süleyman'dan yardım aldığı iddiasıdır. Bu teorinin kaynağı, Kitab-ı Bahriye'de yer alan bazı paragraflardır. Hem pusulayı hem de haritayı gerçekten bil. Çünkü onu Süleyman peygamber gerçekleştirdi. Zira ona insanlar, cinler, vahşi hayvanlar ve karıncalar tabi olmuştu. Rüzgarlar da ona tabi olmuştu. Bu hakkın emridir. Bu sözü yabana atma. Şüphesiz deniz ilmi de ötekiler gibi onun emrindeydi. Denizler ona mil mil malum oldu ve şimdi bu hayrın ondan kaldığı söylenir. Bu sözler, Piri Reis'in zamanda yolculuk yaparak Hazreti Süleyman'dan yardım aldığı şeklinde yorumlansa da, bazı alimlere göre harita ilminin üstadı olarak Hazreti Süleyman peygamber gösterilmiş ve ona saygı ifadesi olarak söylenmiştir. Denizler ona mil mil malum oldu ve şimdi bu hayrın ondan kaldığı söylenir cümlesi, Piri Reis'in kendisinden önceki haritacılardan duyduklarını aktardığının işaretidir. Diğer bir teori ise astral seyahat. Yani Piri Reis'in ruhunu bedeninden ayırarak gökyüzüne yükseldiği ve buradan gördüklerini çizdiği şeklindedir. Ancak bu gibi teoriler, haritanın nasıl çizildiğini açıklamak bir yana durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.
Şimdi de bilimsel bir perspektiften haritanın nasıl çizildiğini açıklamaya çalışan teorileri inceleyelim. Kahire merkezli azimut haritasında Güney Amerika tıpkı Piri Reis haritasındaki gibi yamuk görünüyor. Bunun sebebi, dünyanın küre biçiminde olması yüzünden merkezden uzaklaştıkça kıtaların aşağı doğru uzamasıdır. Şöyle ki, Güney Amerika uzunlamasına bir büzülme göstermektedir. Aynı büzülme, Piri Reis'in haritasında ve uydulardan çekilen fotoğraflarda da vardır. Dolayısıyla Piri Reis haritasını azimut projeksiyonuna uygun olarak çizmiştir. Diğer bir teori ise Tordesillas antlaşmasıdır. Antlaşmanın amacı, Kristof Kolomb'un keşif yolculuğundan dönüşünden sonra ortaya çıkan toprak paylaşımı tartışmalarını çözüme kavuşturmaktır. Dönemin deniz güçleri olan İspanyollar ve Portekizliler arasında yeni keşfedilen toprakların kime ait olacağı konusunda problemler yaşanıyordu. 1494 tarihli Tordesillas Antlaşması ile Papa 6. Alexander, Kuzey-Güney kutupları arasında yeni bir meridyen çizerek sınır belirlemiştir. Bu çizgi, Tordesillas çizgisi olarak bilinir. Çizgi, Avrupa'nın haricindeki dünyayı Portekiz ve İspanya'ya ait iki imtiyazlı yarıya ayıran sınır kabul edildi. Sınırın batısında kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler İspanya'ya aitti. Sınırın doğusunda kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler ise Portekiz'e aitti. Piri Reis, haritasında Tordesillas Antlaşması'ndan şu sözlerle bahsetmektedir. Portekizliler buradan gün batımı tarafına geçmez. O taraf hep İspanya'nındır. Bunlar Sente Boğazı'nın 2000 mil gün batısındaki sınır üzerinde anlaşmışlardır. Portekiz o tarafa geçmez ama Hint ve güney tarafı tamamen Portekiz'indir. Portekizli haritacılar kurnazlık yaparak Güney Amerika kıyılarını eğik çizip sınır çizgisinin doğusuna doğru taşıdılar. Bu sayede o bölgelerde hak iddia edebileceklerdi. Ancak bu teori eleştirilere maruz kalmaktadır. Çünkü eğik çizilmiş bir Portekiz haritasına dair yeterli kanıt mevcut değildir. Bunun yanı sıra Güney Amerika'nın batısının ve uç kısımlarının İspanyol kolonisi olduğu bilinmektedir. Peki ama bütün bunların dışında Güney Amerika'nın eğri çizilmesinin çok daha basit bir izahı olabilir mi? Son teori, haritada kullanılan derinin ebadı ile ilgili. Piri Reis, haritasını çizerken Güney Amerika kıyılarını gösterebilmek için derinin kesimine uyacak şekilde kıyıları bükerek çizmiştir. Bu yorumlar, haritayı diğerlerinden farklı kılmış ve bulunduğu tarihten bu yana birçok uzmanın dikkatini çekmiştir. Burada anlatılan tüm teoriler, harita üzerinde çalışan uzmanlara ait görüşlerdir. Sizce hangisi doğru olabilir? Veya farklı bir teoriniz var mı? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın.